Elevit Tatil Köyü'ne şu an misafir olduk ve yanımızda da firma sahibimiz Dilek Hanım var. Hemen kendilerini tanıyalım. Adım Dilek Aydın. Buralıyım. Burada doğdum, büyüdüm. 30 yaşındayım. Burada yaşamaya devam ediyorum Allah'a şükür. Evet. İşimi de çok seviyorum. İşimi devam ettirmek için uğraşıyorum, çalışıyorum. Evet. O şekilde. Genç bir girişimciyiz, evet. Ama istediğimiz bir işi yaptığımız için evet, ayrıca mutluyuz değil mi? Çok büyük bir hayalim de Allah'a şükür gerçek oldu. Gerçekleştirdik, evet. Daha doğrusu. Çok şükür. Kuruluş hikayemiz de zaten oradan geliyor değil mi? Evet. Çocukluktan beri istediğiniz, evet, bir hayalinizdi. Doğrudur. Büyük hayalim de hep hayalim buydu. Turizm işi yapmak, bu bölgede yaşamak, bir otelimin olması, otelimin adının Elevit olması, evet, en önemlisi. Allah'a şükür gerçekleştirdim. Öyle de devam ediyorum. Ne 2018'de güzel. Açtık. Öyle devam ediyoruz. Harika. Ailemizle birlikte işletiyoruz, evet, zaten. Evet, ailemle beraber işletmesini ben yapıyorum. Aile de destek oluyor. Evet. Harika. Çok şükür. Zaten bir de çok da beceriklisiniz aslında. Teşekkür Şimdi buradaki ederim. Hizmetlerimizden bahsedeceğiz. Sonra ondan kısaca bahsedeceğim. Buradaki koşullarımız nelerdir? Konaklamalarımız nasıldır? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Konaklamamız 6 tane aile bungalovumuz var. İlk onları yaptık. Sonra 4 tane suite bungalovumuz. Sonra bu en sonki odamızı da yaptık. 4 de standart odamız var. Hı hı. Yaklaşık bir 40-50 kişilik bir konaklama kapasitemiz var. Evet. Onun haricinde restoran binamız da var. Yani akşam yemeği, öğle, hı hı, yemeği, onların hizmetini de veriyoruz. Konaklamaya da kahvaltı dahil olacak fiyat veriyoruz. Evet. O şekilde hizmetlerimiz. Evet. Şimdi odalarımızdan da biraz bahsedeyim. Tabii. Tabii ki konaklama koşullarımız, burada yerlerimiz fazla. Onun için avantajlı paketlerimiz de var. Evet, yani şöyle, doğru, standart odamızdan, doğru, suite odamıza kadar değil mi? Her bütçeye uygun odamız var diyebiliriz. Standart odalarımız, iki kişilik odalar var. Aile bungalovlarımız, hani aileli, çocuklu aileler, hı-hı, için olanlar var. Bir de suite odalarımız, çiftlerimiz için, balayı çiftlerimiz için olanlar, evet, var. Fiyatları tabii değişiyor hepsinin, tabii, oda tiplerine göre. Kesinlikle. Şimdi onun için de biraz koşulları da farklılık gösterebiliyor. Tabii, tabii. Odalarımızda da farklılıklar da var burada. Evet, doğrudur. Bulunduğumuz bir odadan buradan bahsedelim. Zaten arkamızda güzel bir jacuzzi'miz var. Mükemmel görüntüsünden olduğundan, evet, eminiz. Şimdi buradaki olanaklarımız, hem buradaki yatağımız da çok büyük düşünmüşüz. Evet, doğrudur. Farklı olması açısından şimdi diğer odalarımıza göre bütün odalarımızın hepsinin konsepti farklı. Her, evet, kattığımız odaların aynı şekilde konseptini farklı yapmaya çalışıyoruz. Düşünüyoruz daha farklı ne katabiliriz diye. Evet. O yüzden hepsinin ayrı ayrı bir fikirleri var. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Ve buranın da en güzel yanı şu. Hepsi sizin emeğiniz değil, evet, mi? Evet, doğrudur. Hepsinin dizaynını biz kendimiz yaptık. Evet. Yani ne kadar güzel. Aynen, araştırdık, yaptık, düşündük, ürettik, yaptık hepsini. Hepsinin inşaatından beri çalıştık, yaptık. Evet. Güzel şeyler çıkardık ortaya diye inanıyorum. Kesinlikle. Güzel hizmet verdiğimize de inanıyorum kesinlikle. Peki şimdi konaklamalarımız bu şekilde. Ama hijyenimiz ne durumda? Biraz da ondan bahsedelim. Ben her zaman personelime söylerim. Birinci önceliğimiz temizlik olmak zorunda. Yani, hı-hı, misafire tek yapamayacağımız açıklama budur derim. Evet. Yani o da temizliğimizi güzel yaparım. Geri kalan zaten misafirimiz mutlaka buradan memnun ayrılması için biz elimizden geleni yapacağız derim. O yüzden en birinci önceliğim temizliktir, ilaçlamadır. Bunlara çok çok dikkat ederim ben. Hı-hı. Personelim de aynı şekilde. Onlar da çok dikkat eder, sağ olsunlar. Evet. Allah'a şükür bu zamana kadar hiçbir şikayet de almadık. Evet, o konuda zaten hassas davranıyoruz. Tek kullanımlık zaten ürünlerimiz burada, evet, mevcut durumda. O konuda da hiçbir eksiğimiz yok. Peki personelimiz de bizim için tabii ki önemli. Kaç personel hizmet veriyoruz? Şu anda 5 personelim var benimle beraber çalışan. Yaz sezonu tabii biraz daha işler arttıkça 7-8'i de bulabiliyor. Hı-hı. Müşteri durumuna göre, kalabalık, evet, durumuna göre 7-8 de olabiliyor. Tabii, çok güzel. Peki kahvaltımız hariç akşam yemeği yemek istediğimizde de burada yiyebiliyoruz, tabii, tabii, değil mi? Tabii tabii, restoranımız var. Şimdi bölgemizden kaynaklı şöyle bir durum var. Etrafımızda bir işletme yok, bir restoran yok. Evet. O yüzden konaklamaya gelen misafirlerimiz ihtiyaçlarını karşılasın diye öğle ve akşam yemeği için de restoranımız açık. Yani menümüz de güzel. Yani her bütçeye de uygun, her insanın yemek isteyeceği türden de yiyecekler var. Hı-hı. Yöresel de var, aparatif yiyecekler de, ızgara çeşitleri de var. Restoranımız bu şekilde, evet, açık yani misafirlerimize. Her damak zevkine uygun, evet, en azından. Kesinlikle. Peki sizinle rezervasyon yapmak istediğimizde sizinle sosyal mecralar üzerinden ve internet siteniz üzerinden, evet, evet, rezervasyon oluşturabiliriz. Şöyle, normal otel programlarında da rezervasyon, hı-hı, yapabilirler. Bizim internet sitemiz, online rezervasyon sitemiz de var. Oradan da yapabilirler. Detaylı bilgi almak isteyen de telefonla arayıp ulaşım sağlayabilir veya da WhatsApp'tan mesaj da atabilirler bize. Peki biraz da konumdan bahsedebilir miyiz? Ulaşımı kolay mı? Konum şöyle, şimdi Karadeniz denince tabii ki ulaşımı zor olarak düşünebiliyor ama bizim otelimizin konumu, yani Çamlıhemşi merkezi zaten 10 dakikalık mesafede. Yollarımızda her aracın çıkabileceği şekilde, stabilize değil, en önemlisi. Konum olarak da bence güzel bir konumda çünkü Çamlıhemşi'nde gezilecek yerler hep yaylalardır veya da, evet, şelale veya da zilkale gibi. Biz de o güzergahların tam ortasında güzel bir konumda duruyoruz. Yani misafirlerimiz buradan kolaylıkla gezmek isteyecekleri yerlere kolaylıkla gidebiliyorlar. Evet.
Gito, Badara, Çatelevit, Zikale, Palaviçelerdeki zaten hep bizim güzergahımız üzerinde. Diğer yaylalarda aynı şekilde kolaylıkla ulaşım sağlanacak konumda bence. Evet. Direkt zaten o bölgeye gidecek olanlar sizin buradan bir geçiyorlar. Evet. Onun doğrudur. İçin burada konakladıklarında da rahatlıkla oraları evet, da kesinlikle, gezebilirler kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Aracı olmayanlar da günübirlik yayla turlarını biz zaten yönlendiriyoruz. Harika. Şu misafirimizle kolaylıkla gezebiliyorlar bütün yaylalarımız. Evet. En azından onlar da görebilmiş oluyor evet, sizler evet. sayesinde. Evet. Doğrudur. Peki ilerideki hedeflerimiz nelerdir? İlerideki hedefim kesinlikle otelimi çok çok daha büyütüp iyi yerlere, iyi konumlara getirmek. Ve farklı farklı işlere tabii ki girmeyi çok istiyorum ama inşallah ilerleyen zamanlarda biraz daha bu sektörün içinde pişmem gerektiğini farkındayım biliyorum. Evet. İnşallah ilerleyen zamanlarda göreceğiz beraber. Evet. İnşallah bizler de sizleri daha i̇nşallah. Daha iyi yerlerde i̇nşallah. Görürüz. Ama eminiz ki bu çalışkanlığınızla, bu hırsınızla, işinizi sevmenizden kaynaklı tabii kesinlikle ki bunların hepsi. Kesinlikle işimi çok çok seviyorum. Evet. İşimden önce yaşadığım memleketi çok seviyorum. Yani bu memlekette yaşayabilmek için zaten en çok da bu işe girmek istiyordum. Evet. Yani genç olarak manzara, aynen tabii. Memleketimi kesinlikle bırakmak istemedim. Birinci önceliğim her zaman buydu. Yapabileceğim en iyi iş de buydu. Allah'a şükür o da gerçek oldu. Yani doğa severler için bir de zaten buraya evet. çok güzel. Arada hayvanlarımız da yeniyor. Evet. Onun için geldiğimizde de direkt hayvanat bahçesine görmeye gerek yok aslında. Birazcık o konuda da konuşmuştuk. Arada geyiklerimiz geliyor. Evet. Arada yüksek tepelerimizde, yaylalarımızda ayılar inebiliyor evet. gibi. Tabii onların hiçbir zararı yok. En azından doğa severlerde öyle bir avantajı bile buralarda söz konusu. Ben kendimi çok şanslı bir çocuk olarak görüyorum bu doğada büyüdüğüm için. Şimdi birçok çocuk şehirde hayvanat bahçesine gidip hayvanları evet. görebiliyorken biz canlı canlı sürekli görme şansımız çok oluyor. Bize çok normal ayıydı, domuzdu, çakaldı onlar çok çok normal şeyler evet. artık. En azından çok zarar da güzel. Vermiyorlar yok, tabii hayır, ki. Hiç zarar bu konuda olmadan. Bilgilendirelim. Yani bu yaşıma kadar hiç duymadım evet. çok şükür. Evet, ne kadar güzel. Doğayla bir bütün içerisinde evet. olmak isteyen misafirler evet. zaten gelip Direk Hanım'la görüşme sağlayabilirler. Gerçekten kendisi çok tatlı bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Çok mütevazi. Teşekkürler. Bizi de çok güzel ağırladı. Onun için de gelen misafirleri de aynı şekilde ilgileneceğinden hiçbir şüphemiz kesinlikle. Yok. Kesinlikle. Birinci önceliğimiz misafir memnuniyetidir zaten. Evet. Kesinlikle. Evet. Tabii onlar memnun kaldıkça sizler de mutlu evet, oluyorsunuz. Evet. Çok çok mutlu oluyorum. Sağ olsunlar. Evet. Peki son olarak seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Karadeniz'e çok güvenli bir şekilde gelmelerini isterim onları, güzel gezmelerini isterim. Tabii gelmeden önce iletişime geçmelerini, detaylı bilgi almalarını çok isterim. İnşallah her zaman da başımız üstünde yeri var herkesin. Evet. Buyursun gelsinler. Kesinlikle gelsinler. Hem burada mis gibi bir tatillerini yapsınlar. Evet. Hem de bu güzel atmosferi solusunlar diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Sağ olun.